Değerli kıymetli İYİ Partililer, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz bugün Silivri'ye kalabalık geldik. Alper Başkanım, Kadıköy İlçe Başkanım burada, Üsküdar İlçe Başkanımız, Beşiktaş İlçe Başkanımız burada, Fatih Başkanımız burada, İl Başkan Yardımcımız, Orhan Başkanımız burada. Bugün önemli bir gün için buraya toplandık. Kenan Başkanımız burada, yönetimden. Daha adını sayamadım, nice kıymetli partililerimiz bizle beraber. Bir tabii devir teslim yapacağız. Devir teslimler kolay değildir. Zordur. Veda etmek zordur. Yeni gelen için heyecan vardır. Fakat bu devir teslimlerin medeni, mutlu, coşkulu, heyecanlı bir şekilde olması da devreden de devralanın olgunluğuna bağlıdır. Devreden de devralanın yaklaşımına bağlıdır. Devreden de devralanın ölçüsüne, hakkaniyetine, duruşuna bağlıdır. Biz o açıdan bugün hakikaten güzel bir devir teslim yapıyoruz. Çünkü devreden arkadaşımız, birazdan onunla ilgili birkaç kelam edeceğim, çok kıymetli bir arkadaşımız. Devralan arkadaşımızla, o da çok kıymetli. Yıllarca memleket için koşturmuş. Böyle iki kıymetli insan arasında bu devir teslim olduğu zaman tabii daha coşkulu, daha heyecanlı, daha medeni oluyor. Yıpratıcı olmuyor, yapıcı oluyor. Küçülten değil, büyülten oluyor. Bozan değil, üstüne biraz daha fazla koyan bir hale getiriyor. Fakat burada tabii keramet devreden de. Dolayısıyla ben Ozan Başkan'a o kerameti gösterdiği için öncelikle huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Nasıl bir keramet gösterdi Ozan Başkan? Keramet mi dersiniz, anlayış mı dersiniz, yaklaşım mı dersiniz, olgunluk mu dersiniz? Ben kendisini tanıdığım günden beri Ozan Başkan'ı hep şöyle tanıdım. Memleketin menfaatlerini, ülkenin menfaatlerini, davanın menfaatini hep kendisinin üstünde tuttu. Bütün yaklaşımları hep bu şekildeydi. Benim yaşadığım birçok hatıra vardır. Bunları tek tek burada anlatmak istemiyorum. Fakat gene davayı, mensup olduğu partinin çıkarlarını daha ön planda tuttuğu için bugün bana geldi. Başkanım dedi, bir kan değişimi yapmaya ihtiyaç var. Benim biraz farklı noktalara odaklanmam lazım. Başka bir düzlemde biz yol yürüyelim. Çünkü şu haliyle, bu haliyle benim bugüne kadar belli bir noktaya getirdiğim Silivri ilçeyi daha iyi bir noktaya götürecek yüreğimde inanılmaz bir aşk var, bir güç var. Fakat farklı bir düzende daha faydalı olurum. Bir değişim yapalım gibi bir olgunluğu gösterdi. Şimdi bunu kolay kolay Türk siyasetinde duymazsınız. İnsanlar o koltuğa öyle bir oturur ki sanki yapışır, asla bırakmaz. Tek başına kalsa da, etrafında hiç kimse kalmasa da ısrarla orayı muhafaza etmeye çalışır. Kutunun dışına çıkıp görmez, bakmaz. Ozan Başkan o açıdan bir keramet gösterdi. Tabii biz kendisiyle ilgili en ufak bir tereddüt yaşamadık, en ufak bir sıkıntı yaşamadık, en ufak bir şüphe yaşamadık. Çok memnunduk Silivri'nin faaliyetlerinden, daha da iyi olur dedik. Fakat bana sunduğu gerekçelerle ben de haklı olduğunu gördüm. Dolayısıyla bir değişime karar verdik. Sonra da bu sürecin nasıl olacağı konusunda İlçemizden sorumlu Orhan Başkanımız, Ozan Başkan, biz hep beraber birkaç defa bir araya geldik ve bir ortak kararla, bir görüş birliğiyle bu devir teslimin kime yapılacağı ve kim olacağı konusunda da tabii bir mutabakata vardık. Bunu yaparken de elbette hem Ozan Başkan hem Orhan Başkan, Silivri'nin, teşkilatını, sizlerin görüşlerini bunları da ön planda göz önünde tuttu. Tabii önümüzde bir kongre var Şubat ayında. Vaktimiz de çok uzun değil. Hani araya belki bir olağanüstü kongre yapıp doğrusu bu işin seçimdir. Ama o da çok yorucu çünkü bugün bir olağanüstü kongre yapıp 1,5 ay sonra olağan kongreyi yapmak da çok mantıklı değil. Dolayısıyla bizi kongreye kadar götürecek
kongre sonrası bilmiyorum. Onun kararını ben değil, onun kararını delege verecek. Doğrusu da odur. Delegenin kararı ne olursa biz de onu saygıyla karşılarız. O sürece kadar ilçemize taşıyacak, götürecek kişiye de birlikte oturduk, kendisiyle de görüştük. Ve o kişiyi de belirledik. Bugün onun için buradayız. Evet, Ozan Başkan bugün Silivri'ye ilgili yetkilerine Ahmet Refik Bek başkanımıza devredecekler. Onun için burada toplandık. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben Ozan Başkan'a ilçenin kuruluşunda bugüne kadar gösterdiği verdiği emeklerde, benim il başkanı olduktan sonra bana gösterdiği destek, bana vermiş olduğu destek ki çok kıymetlidir. Biliyorsunuz ben bir yıl önce geldim. Hakikaten bu süreçte sağ olsun hep yanımda oldu. Her konuda hani bazen öyle insanlar vardır ki 6 ay görmeseniz de bilirsiniz. O oradadır. İlgi beklemez, alaka beklemez, telefon beklemez. 15 gün, 20 gün, 30 gün, 6 ay aramasanız da bilirsiniz ki o oradadır, yanınızdadır, sizinledir. Bu çok kıymetlidir. Siyaset yapan için çok kıymetlidir. Birlikte yol yürüdüğünüz insanlar için çok kıymetlidir. Çok kıymetlidir. İşte Ozan Başkan öyle bir insan. 3 ay, 5 ay hiç görüşmeseniz de hep bilirsiniz ki o oradadır. O da bilir ki biz de hep buradayız, yanındayız. İnşallah bundan sonraki süreçte de biz Ozan Başkan'la olan beraberliğimizi aynen devam ettireceğiz. Ahmet Refik Bek başkanımızla ben çok dinledim. Tabii kısa bir süre önce tanıştık. Geçmiş tecrübesiyle, Silivri'deki yaptıklarıyla, bilinirliğiyle, tanınırlığıyla zaten inşallah Silivri'yi daha iyi yerlere de getirecek. Ozan Başkan iyi ki varsın. Ahmet Refik Başkan iyi ki varsın. Ben huzurlarınızda ben Erki Başkanım'a da gidene Allah razı olsun, ellerine sağlık diyorum. Yeni gelene de başarılar, yanınızdayız diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tabii şimdi ya giden dediğim görevi kastediyorum. O zaman başka gideceğim desin de biz bir yere bırakmayız zaten. Bir yere gittiği yok. Zaten önümüzdeki süreçte farklı bir söyledim ben konuşmamda. Farklı bir boyutta biz birlikte inşallah devam edeceğiz, çalışacağız. Veda eden, Silivri İlçe Başkanlığı'na veda eden Ozan Başkanımızın da elbette söyleyecekleri vardır. Ahmet Refik Başkan'ın da söyleyecekleri vardır. Ben mikrofonu kendilerine teslim ediyorum. Sizlerin de bugün burada olarak vermiş olduğunuz desteğe de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki iyiler var. Allah hepinizden razı olsun. Efendim öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle kıymetli il başkanımıza teşrifleri için teşekkür ediyoruz. İl başkan yardımcılarımıza, il yöneticilerimize, kıymetli ilçe başkanlarıma, Alper Başkanım, Hasan Başkanım, Tuncay Başkanım, diğer ilçelerimizin yöneticilerine, bütün yol arkadaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza bugün burada bizle birlikte oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Genel Başkanımıza, ablamıza, Meral Akşener'e teşekkürlerimi sunuyorum. Zira biz kendisiyle 2015'in Kasım ayında bir yol yürümeye başladık. Yürümeye başladığımız bu yol, Meral Hanım'la birlikte, Türk siyasetinde yıllardır kötü giden bir şeyleri değiştirmek iddiasıyla başladı. Bu makama yapışmaları, siyasetin kirliliğini ve bir şekilde artık kısır çekişmeler üzerinde bir açmaza girmiş Türk siyasetini bir şekilde rahatlatalım diye biz yola çıktık Meral Hanım'la. Aşağı yukarı 2 sene kadar bir mücadele verdik ve bu mücadeleden İyi Parti'miz doğdu. İyi ki de doğdu, çok iyi oldu. Henüz 29 yaşındayken Silivri gibi bir ilçenin kurucu ilçe başkanlığıyla kendileri bizleri şereflendirdiler. Hem Sayın Genel Başkanımız, hem teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın Bey ve hem de İstanbul kurucu il başkanımız Sayın Ersin Beyaz Bey'in uygun görmesiyle vazifeye başlamış olduk. Geçtiğimiz 2 senede İyi Parti'yi biz Silivri'de 0'dan 1 yaptık. Bu
tabloyu yaratmış olduk. Öncelikle bunun mutluluğu çok büyük benim için. Burada bu ailenin içerisinde bulunmanın mutluluğu çok büyük. Zira 2 sene önce buraya geldiğimizde, işte burayı ilk tuttuğumuzda, evimiz olarak burayı belirlediğimizde kız kardeşim burada, Buse Hanım, mühendis kendisi, bütün buranın tadilatıyla falan aşağı yukarı bir ay o uğraştı o zaman. İşte onunla birlikte burada geçirdiğimiz bir ayda mesela yaşadıklarımız gözünde canlanıyor. İYİ Parti'mizin önünün kesilmeye çalışıldığı 24 Haziran baskın seçimleri gözümde canlanıyor. Daha sonra yaşadığımız yerel seçimler, akabinde yaşanan hukuksuzlukların tekrar edilmesi bu yerel seçimlerin Büyükşehir Belediyesi kısmının. Bu mücadelelerin hepsi gözümde canlanıyor şu anda ve açıkçası bu mazimizle çok büyük gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarımla, sizlerle, yol arkadaşlarımızla, dava arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Zira Silivri İstanbul'un diğer ilçelerine pek benzemiyor. Yaklaşık 900 kilometrekare alanı olan 35-37 kilometre uzaklıkta mahalleleri olan zor bir coğrafyada siyaset yaptık hep birlikte sizlerle. Gitmediğimiz köyümüz, elini sıkmadığımız vatandaşımız bu 2 senelik süreç içerisinde kalmadı. Yol arkadaşlığında önemli olan, en önemli şey hak helalliğidir arkadaşlar. Ben sizlere, tüm yol arkadaşlarıma bir hakkım varsa eğer helal ediyorum. Sizlerden de hak helalliği bekliyorum bu noktada, bu vazifemizi devrederken. İnşallah bundan sonra Ahmet Refik Başkanım'ın önderliğinde Silivri İlçe Teşkilatı, bizim sıfırdan bire getirdiğimiz ilçe teşkilatı çok daha büyük rakamlara ulaşacak. Biz de Refik Başkanım'ın sonuna kadar yanında olacağız bu süreçte. Partimizdeyiz, davamızın peşindeyiz, genel başkanımızla birlikteyiz. Bundan sonra da zaten sık sık görüşeceğiz. Bu bir veda değil, sadece bir bayrak teslimidir. Bundan sonra artık bir teşkilatçı için en büyük vazife olan İYİ Parti neferi pozisyonuna yükselmiş görüyorum kendimi ve İYİ Parti'mizin bir neferi olarak devam edeceğiz inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize tekrar saygılarımı sunuyorum. Sayın İl Başkanım, İl Başkan Yardımcılarım, çok değerli ilçe başkanlarım, İYİ Parti'nin, İYİ Parti'ye gönül vermiş, bu dava uğruna 2 yıldır, 3 yıldır mücadele veren çok sevgili İYİ Partililer, buraya katıldığınız için, bugün bizi onurlandığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle Ozan Başkanım'ın ekibine, bundan önce yapmış olduğu çalışmalardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir süreçti. Ben de sağ olsun Meryem'le birlikte Ahlat'tan başlayıp Türkiye'nin her tarafına ulaştım. Neler yaşadığımızı Ozan Başkan da biliyor, biz de biliyoruz. O süreçlerden sonra İYİ Parti'nin seçime girmemesi için neler yaşandığını siz de biliyorsunuz. O sadece suyun üzerindeki işlerdi. Ama onun dışında yaşananlara tabii il başkanım daha iyi biliyor. İl başkan yardımcılarım daha iyi biliyor. Çok zor bir süreçte kurulan bu parti Allah'ın izniyle çok 5,5 ay gibi bir sürede barajı açtı. Şu anda mecliste grubu bulunan bir siyasi parti. İlk girdiği yerel seçimlerde ittifakla birlikte büyük şehirlerde çok başarılı oldu. İnşallah geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Bundan sonra da el birliğiyle İYİ Parti'yi çok daha iyi yerlere hep birlikte getireceğiz. Silivri'de gerçekten ciddi bir potansiyelimiz var. Silivri herkes her ne kadar CHP'nin kalesi, işte solun kalesi olarak görse de Silivri aslında merkez sağın kalesidir. Burada Erdinç Başkanım burada, işte Ortaköy, Kavaklı, Selimpaşa beldelerimiz her zaman sağ partilerin kazandığı yerlerde Doğru Yol ve ANAP ekseninde geçer. İşte Gümüşyaka, Çanta, Değirmenköy, Çavuşlu hep sağ partilerin kazandığı yerlerdir. Köylerimiz de merkez sağdır. Bizim hedefimiz burada merkez sağ birleştirip, İYİ Parti çatısı altında birleştirip
bu İYİ Parti'yi iyi yerlere getirmek. Bu noktada Ozan Başkanım'la diğer bugüne kadar partiye gönül vermiş, yöneticilik yapmış arkadaşlarımızın desteğiyle inşallah daha çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Ben il başkanım müsaade ederse bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ilçe başkanımız Ozan Bey'e bir şilt takdim etmek istiyorum. Uygun görsünüz. Şöyle gelin. Parti uzlaşma kültürü olan bir parti. Zaten bundan doğdu. Türkiye'yi ikiye bölmüşlerdi biliyorsunuz. Bunun için biz geldik. Adalet ve hoşgörünün partisi İYİ Parti. İnşallah biz bu hoşgörüyü, bu birlik beraberliğimizi önce partide sağlayacağız. Ondan sonra da hep birlikte dışarıda sağlayacağız. Dışarıdakilere de böyle bir mesaj vereceğiz. Ben hepinize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Onu da yapalım. Şimdi belgeyi de takdim edeceğim ben. Türkiye'de bir dönem kapanıyor. Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bunu da biz başla. Bundan emin olun. Bunun gururunu yaşayın. İYİ Parti olmasaydı bu değişim falan da olmazdı. Bugün işte birileri parti kurmaya çalışıyor. Bakıyoruz, takip ediyoruz. Biz 2 yıllık bir mücadeleyle buralara getirdik bu partiyi. İktidarın en şiddet olduğu dönemde biz bu partiyi kurduk. Herkesin kaçacak delik aradığı bir dönemde bu partiyi kurduk. Onun için bu millet bunun hakkını hiç merak etmeyin teslim eder. Bu cesurların, bu pırıl pırıl yürekli insanların hiçbir karşılık beklemeden, hiç kimsenin çıkamadığı bir dönemde ortaya çıkan bu insanların hakkını inanın bu millet ödeyecek. Yeni açılan döneminde en büyük lokomotifi bizler olacağız. Böyle oyun falan kuran biz değiliz. Kilit parti falan da değiliz biz. Biz iktidarın ta kendisiyiz. Buna ne olursunuz emin olun ihtiyacımız olan tek şey bu. İhtiyacımız olan tek şey şudur, şu olgunluktur. Kendi içimizde değişim yaparken bile büyüyebilmeyi becermektir. Kendi içimizde eğer sandıkta bir rekabet olacaksa bu rekabeti de bir şölen havasına çevirmeyi becerebilmektir. O sandıktaki rekabetten çıkacak kim olursa olsun eskinin yeni gelen arkadaşa aynı deminki duygularla teslim etmeyi becerebilmesidir. Bundan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bizim en büyük rakibimiz inanın kimse değil kendimiziz. Dolayısıyla iktidara yürüyoruz. Ozan Başkan'la gene biz birlikte farklı alanlarda koşturmaya devam edeceğiz. Yeni ilçe başkanımızın omuzlarındaki yük çok büyük. İktidara giden bir partinin ilçe başkanısınız başkan. Onun sorumluluğuyla hareket edeceğiz inşallah. Genel başkanımızın da imzalamış olduğu bu atama yazısını ben kendisine teslim ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bundan sonra beraber yol yürüyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yakından çok gözükmeyecektir ama arkadaşlar uzaktan bakınca görecektir. Bu parti arkası bu. Parti genel merkezimizin açılışından şöyle bir kurdeleyi keserken, dolar ederken bunu ben çekmiştim. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeni üyelerimiz şimdi yeni üyelerimiz tabii var da kusura bakmasın diğer arkadaşlarımız, başkanımızı bir televizyon, radyo programına yetiştireceğiz. Sadece bir 10-15 kişi arkadaşımıza rozet takacağız temsilci olarak. Diğer arkadaşlarımıza daha sonra takacağız. Kusura bakmayın başkanım, sizin de şeyiniz varsa. Alev Yıldırım Hanım. Aynen öyle.
Şimdi
Sinan Sezer. Biraz hızlı bir şekilde. Sinan Bey. Kenan Ünsal. Kenan Bey. Sayın Başkanım, şöyle göreyim, şu el sıkışım. Şampiyon. İlçe Başkanım, aradan görüyorum seni. İlçe Başkanım. Şimdi Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Başkanım, Ünsal Büyük Salonu'nun sahibi, büyük resim yaparsak büyük görünürüz. İnşallah kongreler oradayım. Bakacağım de. Şekerim efendim. Çekmiyorsan yalnız. Yok, siz çekmiştirelim. Kenan Bey. Sinan. Geç kaldınız İsmail Bey. İsmail Halit Durmuşlar. Sayın Başkanım, harikasınız. Teşekkürler. Yok, beyefendiyle biz biraz konuşmalıyız. Ağzımı açtım. Oğuz Köprülü. Sayın Başkanım. Oğuz Bey. Recep Güvenç. Şöyle de bir şey var. Genel merkezden yazı geldi. Buradaki bir ay içerisinde kongrelerin ilişkisi var. Yani bu üyelikler oy kullanacak üyelikler. Mesela bir hafta sonra üye olacakları kongrede oy kullanma ihtimali olmayabilir. Çünkü listeler askıya çıkacak. Anlatabildim değil mi? Kritik bir şey söyleyeceğim. Gönül Arzu Türkeş beraber. Gönül Türkeş. Onlar CHP'den geldi ama. Gözde. Türkeş CHP'den. Gözde. Gel çabuk gel. Sayın Başkanım, bu resmi alalım lütfen. Gözde geldi. Evet, Türkeş'te de olur dedi. Gözde geldi. Arman. Evet, Gözde de geldi. Gözde gel. Aynen bir aile. Teşekkürler. Dilara Bek. Dilara'ya tatlısı. Neyse, iki tane mi kız var? O da kızım. Gelin. O da en küçük. Gözde Türkiş. Gözde. Hem de çok güzelmiş. Özlem Öztürk. Sayın Başkanım. 2050'nin bu en güzel görseli bu işte. 2050 mi? Çok geç ya. Çok geç. Sayın Başkanım, bunlar 2050'de başbakan olacaklar. Bugün böyle başlayacak, 2050'de başbakan olacaklar. 2070'miz. Sayın Başkanım, hanımefendi, ilçe başkanım. İlçe başkanları böyle beraber görüyoruz. Şimdi rica teşekkürler. Mutlu Aygören. İlare kaldı.
Tamam. İl başkanım, il başkanım. Gelinle beraber çekiyorum. Sayın başkanım böyle bir dersiniz. Şimdi biz. Evet. Şimdi. Teşekkürler. Tamam. Başkanım. Sayın başkanım, hanımefendi, sayın başkanım. Şu hanımefendiye bir fotoğraf alayım. Sayın başkanım, teşekkürler efendim. Aldın mı? Şeref Kara Kiraz. Sayın başkanım çok güzeliz. Galiba AK Parti'den gelme sevgili abi. Evet. Belli oldu. Doğru adres. Başkanım. Çıkarmam abi. Çok özür dilerim. Hadi görüşürüz. Ama yüzü çıkarma bak. Yüzü 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 yüzü. Sayın başkanım şimdi güzelsiniz. Teşekkür ederim.